arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bu videoda pek fazla bir şey yapmayacağım. Bugün mangal yapacağız arkadaşlar. Hava güzel, 31 derece Hollanda'da. Ve size bir şey göstereceğim. Şu an garajdayım. Garajı biraz temizleyeyim dedim. Garman çormandı. Yeni bir şey aldım. Aldım derken bir tanıdığın birisi verdi. Böyle bir yeni bir barbekümüz var. Bence çok güzel. Sadece şu içlerini falan bir temizlemem lazım. Bak şurada baksana. Böcek bile var içinde. Ondan sonra aynen biraz temizledikten sonra iyi kullanılır. O tahtaya bir boya atacağım. Tam olarak boya değil de bu tahtanın üzerinde böyle parlatıcı mı deniyor? Parlatıcı olması lazım. Onu düşünüyorum. Ve bazı demir yerlerde pas var. Onun da özel bir ilaçları var. Onu da yaparım. Sonra o barbekümüzde yemeğimizi yiyebiliriz. Ben de Münevver'i bekliyorum. Bir türlü gelemedi. Münevver çarşıya gitti. Elbise alacağım dedi. Onu bekliyoruz biz de. Bak şu paslı olan yer. Bu da granit taşıymış bu ya. Özelliğini bilmiyorum. Buraya da gaz giriyor. Yalnız bu nasıl açılıyor? Ha. Baksana. Burayı da iyi bir temizlemek lazım. Şimdi gelelim asıl meseleye. Münevver'i neden bekliyorum? Bu 200 kilo vardır herhalde. Barbekü. Onu bu garaja sokmamız lazım. Nasıl sokacağız? Şöyle bir şekil yapacağım artık. Bu kiralık ev ya burası. Buraya yerleştirmeyeceğim. Gel gel. Bak. Münevver nihayet geldi. Kim gelmiş ona? Kim gelmiş? İşte. Kim o Batman? Kim o? Atlet tarzı. Ya bunu Türkiye'den de alırdın. Ama burada denemiştim daha önceden. En azından bulunsun diye. Bunu da denemedim. Daha deneyeceğim. O ne? Bu da şey, yeni moda. Biraz böyle bol paça. Yüksek derde. Aynen. Fiyatı? Fiyatı ne kadarmış? 25.99. 9.99. Tırnak. Değişik değişik. İyi gel, işimiz var, gel. 1 2 3 Biraz bu tarafa gel de kasımı görsünler. Şimdi en ağır tarafı. Gece mangal mı yapalım? Ya, hava güzel aslında, olur. Ama kasaba çık değil. Evet beyler, böyle. Nasıl? Bence tam oldu, süper. Değil mi? Tam oldu aynen. Allah'tan şansımıza garajımız büyük. Aynen. Yoksa ama onun üstüne de biz örtelim hani. Niye? Tozlanmasın diye fazla. Biliyor musun? Onun içinde ne kadar toz var biliyor musun? Temizledim ben onu. Et almaya gidelim. Come on! Tozu. Bak arkadaşlar, burada kilosu lamskuletin 31 euro. Biz kasaptan 15,5-16'ya alıyoruz. Aradaki farkı bak, bir de minnacık. Kaç? 1,39. Ama bunlara zam gelmiş Münevver. Bunlar 1 euroydu. Kaç? 1 euro 10 cent. 10 civarı aynen. Ve bu Chiquita. Normalde bundan al ya, ondan alma. Bu Chiquita da 2 olmuş. Bu da 1,60 mıydı? 1,19 o da. 1,19. Otno 3,50. Buna da zam gelmiş. 50 cent. Normalde 3 liraydı. Bayağı zamlanmış o zaman. Değil mi burada? Aslında bir yeni bir tane video yapabiliriz. Eski alışveriş videomuz. Eski, aynı ürünleri
Yeni fiyatta ne kadar? Aylık çünkü olarak. Çünkü çoğu şeyde 50 kuruştan 1 euroya kadar zam var. Değil mi? Öyle bir şey yapabiliriz. Ne yapıyoruz? Barbekü hot dogumuzu alıyoruz. 3.50. Ben alıyorum. Ha, bilmiyorum bak şöyle bir şey de var. Şaşlık. Ya da şey bakalım, rönt tarafına bakalım. Bu bak tarafta. 4.50, buna 4.50 diyor. Sen normal tavuk göğsü alsan 2 liraya. Bir tane de doğru. Biber 50 kuruşa. Tabi arkadaşlar, eğer tavuk isterseniz tavuk da yiyebilirsiniz. Ama biz genellikle böyle hani özel marine edilmiş yemekleri tercih ediyoruz. Yoksa 4 liraya böyle tavuk da var. İşte 4.80 1 kilo tavuk yani. Kanat nerede? Yani yoksa kanatlarımız da var. Bak bu şekil. Bu da 900 gram 6.25. O pardon 5.29. Şu an bonus da. Yani böyle bir şeyler de alabilirsin. Ama biz hani hep tavuk tavuk tavuk, insanın canı çekmiyor bir süre sonra. Maalesef evet. O yüzden böyle özel şeylere gidiyoruz genellikle. İşte ne diyelim? Aa, buna. Bu neymiş? Côte de Bœuf. 15 kağıt. Tommy Hawk gibi bir şey. Yani bunu normal Türk kasabından alsan işte yarı fiyat. 5-6 euroya bile alırsın aslında. Bak. 10.56. Somon. Somon balığı. Bak bunlara da zam geldi. 48 litre diyor. 48 litre kaç kilo ki? Bak 1.55. Red Bull 1.55. Kaç? 1.10 bu değil mi? Türkiye'deki fiyatları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne oldu? İki paket alalım çünkü iki paketi 12 lira. Önce kaç liraydı? Normalde bu 4.60 falan, sonra 5 liraya çıktı. Şimdi 6 lira oldu. Hocam bu o zaman o altılı alınıyor sadece. Yanlış aldım. Nesilik bana? Bu ileride her taraf böyle olacakmış. Kendin scan yapıyorsun. Aslında güzel bir şey. Her tarafta kamera var ya zaten. Adam her taraftan izliyorlar bizi. Sonra buradan çıkıp gidiyor. Her tarafı böyle oldu. Büyük şehirlerde, Amsterdam gibi yerlerde bazı yerlere şey yapmışlar. Hiçbir tane eleman yok. Sabahtan dolduruyorlar, dükkanı açıyorlar. Herkes ürünü alıp, scan yapıp öyle çıkıyor. Kolayı değiştir. Tamam. 1.95 dediğim gibi. Al sana pirzola mı ver. Ne olmuş lan burada? Oraya gidilmiyor. Birisini vurmuşlar. O birisini mi vurmuşlar? 3 tane ateş açılmış. Hayır. Ya Mac and McFlurry. What is Mac? M&M and caramel sauce. That was it. That was it. 3.45 euro. 3.45 euro. M&M caramel. Onda zam var mı Münevver? Onda da var. Onda da mı var? Evet, eskiden 2.45'ti. Aa, şeyse. Battık man. Hello people, Naimehi'ye geldik bu sefer. Selam. Benim yeğenimin sözü var. Onun için elbise bakmaya geldik yani buraya.
Ve bir saatimiz var. Bir saat vaktim var. Bir saat. Hadi bakalım. Biliyorsunuz Münevver elbise bulamamıştı. Şimdi de Dembos'ta bulamamıştı. Şimdi de Naimehi'ye deniyor. Bakalım bir saati var. Eğer bir saat içinde elbise bulabilirse buldu, bulmadı. Eski elbiselerden birisini giymesi lazım. Yarınki yeğeninin sözü için. O yüzden geldik işte buraya böyle. Amcımın oğluna kız istedik. Aldık. Aldık. Sözünü yaptık. Ondan sonra bugün de babama yolculuk ettik Türkiye'yi. Bir ay sonra da biz geliyoruz. Bodrum Kuşadası'na. Bir de Alaçatı mı yapacaktık? Yani nasip olursa oraya da gitmeyi düşünüyoruz. Okey. Onu da yaptık. Sıra nerede? Berber. Sıra berber kaldı. Before mu oluyor? Evet, before. Before, after nasılmış? Var saç başı yapmadım. Hani şu halime baksana. Senden ya. Farkım yok. Evet dostlar. Bu da before, ay pardon, after. After. Ama saatler olsun, güzel olmuş. Oldu mu? Oh be, rahatladım. 21-22 derecede uzun saç. Gitmiyor. Bir de nemli ya burada hava. Hollanda'da şu an büyük bir protesto var. Çiftçiler arkadaşlar Hollanda'daki bütün ana yolları kapattılar. İnsanlar ne işe gidebiliyor ne eve gelebiliyor derken böyle bir protesto gerçekleştiriyorlar. Hollanda hükümeti, daha doğrusu Avrupa Birliği bu çiftçilere karşı ne diyorlar, nasıl anlatayım onu sizlere tam bilemedim. Bu çiftçiler azot diye bir tane madde varmış. Herhalde onu mu üretiyorlar ya da bu hayvanları beslerken o azot denen bir madde mi işte havaya çıkıyor? Tam bilgim yok o konularda ama Hollanda hükümeti dedi ki işte biz bu azotu azaltmamız lazım. Hollanda sınırının içinde azotu azaltalım diye ilk önce arabaların mazotlarına falan başladılar arkadaşlar. Şimdi 80'lik yol 60 oldu. 120'lik yol, ana yollar, hani karayollar
şey oldu, 120 giden yollar 100 oldu işte. Hani her tarafı azalttılar, azalttılar. Azot çıkıyormuş bu artık, ben de bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi de bu çiftçilere işte ne diyelim, 1000 tane inek mi besliyorsun? Fazla azot çıkarıyor diye 800'e düşeceksin gibi mi? Gibi gibi. Bence kurallar şey yapmaya çalışıyor hükümet. Kurallar kurmaya çalışıyor. Tabii çiftçiler de zar zor geçiniyor. Çiftçiler biliyorsunuz hem çok çalışıyorlar hem de gelirleri, yani gelirleri fazladır da ama aldığı emekler yani bence dünyanın her tarafında az. Yani öyle bir protesto var. Bir bakalım ya görüntülere nasılmış Hollanda'daki protestolar arkadaşlar. Azot anladığım kadarıyla kemikal bir madde çiftçilerin ürettiği ama tam ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bilenler varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Böylece biz de öğrenmiş oluruz. Ben zaten eve gidip bir araştıracağım bu azot tam olarak neymiş diye. Çok ilginç bir millet ya. 20 bin tane traktörle bütün ana yolları kapattılar. İlk önce işte hükümet binasının önüne gittiler. 2 senedir bunlar protesto yapıyorlar. İşte oraya Amsterdam'a gidiyorlar, Den Haag'a gidiyorlar, Utrecht'e gidiyorlar böyle önemli olan yerlere. Hükümet bunlara pas vermedi. Evet, şu an evdeyim. İnternetten biraz text of o azot nedir diye falan araştırdım. İnternetten de niye protesto ediyorlar diye bu çiftçilerin şey yaptım. Aslında bayağı bir neden var ya. Sadece azot değil. Mesela çiftçilerin kamulaştırılması istenmesi falan. Ondan sonra böyle böyle bayağı bir detaylı bir şekilde devam ediyor. Aslında ben de anlıyorum ya. Bu Hollandalılar da çevremdeki insanlar da aslında yavaş yavaş bıkmış vaziyette. Ya bıkmış derken nasıl diyeyim? Hani Hollanda, Almanya gibi, Belçika gibi ülkeler her şeye kural koymak istiyor arkadaşlar. Kural, 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 kural. Mesela geçen videoda da sizlere anlatmıştım. Bu tabii şimdi şu anda çiftçilerle ilgili bir şey değil de. Hani çevremde duyduklarımı size anlatayım. Ya şimdi mesela Hollanda 20 milyon insan ve şu an hani içecek içerisinde ne diyorlar ona? Hani ismini unuttum ya. Hani içecek içersin, kolanın içine pipet mi deniyorlar? Ondan sonra içersin ya. O plastik pipetler mesela. Ondan sonra yemek yerken restoranlarda kaşık, çatal, bıçak. Bunlar artık plastik yasak arkadaşlar. Hollanda'da düşün. Yani 20 milyon insan hani restoranta gidince ya da hani restoranda zaten plastik vermiyorlar da ama hani dışarıda bir şey yemek yersen hani patates kızartması ısmarladın diyelim. Sokakta yemek istiyorsun.
Onu sana artık plastik vermiyorlar. Yasaklandı. Yani ne veriyorlar? Tahta veriyorlar. Niye? İşte plastik artık çoğalmasın diye ülkede. Dünya genelinde yani plastikler çoğalmasın amaçlı yapıldı. Şimdi adam Hollandalı'da diyor ki, daha geçen konuştuk bizim komşuyla. Ulan 20 milyon insanız burada. Bizim 20 senede plastikleri toplasan, yani 20 senede düşün, 20 sene Hollanda bütün çöplerini dışarı atsa bir Hindistan veya bir tane Çin'in bir gününe denk gelmiyor yani, aslında öyle bakarsan. Şimdi bu Hollandalılar da diyor ki, ulan biz her şeyden kısıtlıyoruz. Her şeyden işte çeşit çeşit şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama yani adamların fayda eninde sonunda buraya geldi yani Hollandalılar. Anlatabiliyor mu? Hani ondan kısıtla, ondan kısıtla, ondan kısıtla, bundan kısıtla. Aradan 15 sene geçti. Her şey acayip bir şekilde pahalandı. Burada da pahalı. Hani burada enflasyon %7, %8 deyince adamlara çok geliyor. Oo, hani hani bu şu an şeyden ne yapıyorum Batman? Çiftçilerin olayından bir farklı bir şeydi ama demek istediğimi anladınız değil mi? Hani çiftçiler de eninde sonunda işte Avrupa Birliği'nin kuralları. Yani her sene başka bir kuralları geldiler. Bütün Hollanda'daki çiftçiler artık bu azot, ondan sonra bir değişik hükümetin şeylerinin sayesinde Belçika'ya, işte İspanya'ya, nasıl diyeyim, Balkan ülkelerine gitmeye çalışıyor artık buradaki çiftçiler. Memlekette çiftçi kalmayınca ne olacak? Eninde sonunda burası da bir patlak verecek. Türkiye'deki gibi domatese, efendime söyleyeyim, patlıcana %150-200 zam gelecek yani eninde sonunda. Onu da aktarmaya çalışıyor bu çiftçiler diye düşünüyorum. Yani benim anladığım şu anlık bu kadar arkadaşlar. Yani bu çiftçilerin protestoları, bu azot meselesi, cart yurt. İleriki dönemde daha bilgili bir şekilde hakim olduğum sürece olursam onları size aktarmaya çalışırım. Şu anlık bu kadar. Bu kadar biliyorum. Yani. Ben bu kadar anlatabildim ya. Başka türlüsünü anlatamadım şu anlık. İşte süpermarketteki plastik poşetleri yok etmeler. Yani böyle saçma sapan şeylerle geliyor hükümet. Millet de hani kendini niye zorluk çıkartmak istesin ki? Şimdi poşet meyve alıyorsun yani mesela nereden, süpermarkette. Şimdi onu yasakladılar. Hani meyveyi kendin evden bir tane çanta, poşet gibi bir şey getireceğin. Ondan sonra meyveyi onun içine koyacaksın kasaya kadar. Çünkü poşet yok. Yani böyle bir saçma sapan bir iş. Ha, saçma sapan derken tabii dünya için plastik atıklar falan, onu azaltması tabii her zaman iyidir. Ama yalnız biz burada uğraşırken hani Çin, Hindistan gibi işte Asya ülkeleri affedersin içine ederken biraz millette şey oluyor yani.